Gündem programından herkese merhaba. Yaz ayları geldi ve araç kiralamalara talep artıyor. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Çünkü hırsızlar bu kez bilinen araç kiralama sitelerini kopyalıyorlar. Konunun detaylarını ve neler yapmamız gerektiğini Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar'la konuşacağız. Merhaba Turhan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şimdi de yeni bir dolandırıcılık gündemde, manşetlere taşındı bugün bildiğiniz gibi. Hırsızlar ünlü araç kiralama sitelerini kopyalıyorlar ve çağrı merkeziyle arama sağlayarak vatandaşların kimlik bilgilerini aldıktan sonra ödemenin tamamını ya da yarısını alıp sırra kadem basıyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu bir internet ya da dijital dolandırıcılık. Şimdi her konuda Türkiye'de dijital dolandırıcılık giderek artıyor. Şöyle bir yöntem kullanıyorlar. Özellikle bu dolandırıcılık pandemi döneminde arttı ve artarak devam ediyor. Şimdi bir takım firmaları, tanınmış, bilinen bir takım firmaları ve markaları kullanıyorlar. Onları taklit ediyorlar ve internet ortamında, sosyal medya ortamında reklam yapıyorlar, tanıtım yapıyorlar. Ve bu tanıtımla, reklamla insanları aldatmaya, dolandırmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu dolandırıyorlar. Ve insanların tabii bankalardaki hesap numaralarını alıyorlar. İşte şifrelerini alıyorlar. Zaten vatandaş onlara bu kendi bilgilerini veriyor firmalara. Zaten firmaların da istediği vatandaşın bilgilerini almak. Dolayısıyla burada da aynı şekilde oldu bu kiralık otomobille ilgili olarak ve insanların bilgileri alınarak bankalardan hesaplarından paraları çekildi ve tabii otomobil falan ortada yok. İnsanlar dolandırıldı. Şimdi peki çözüm nedir? Gerek bu konuda gerekse diğer konularda dolandırılan tüketiciler, aldatılan tüketiciler, aldatma demeyelim buna, tam bir dolandırıcılık. Dolandırılan tüketiciler ne yapacak? Hiç zaman geçirmeden Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmaları gerekiyor bu dolandırıcılıkla ilgili. İlgili firmanın, tabii firma, hemen şunu söyleyeyim. Firma orada bir isim veriyor. Hani dedim ya, tanınmış bir takım markaları ve firmaların isimlerini kullanıyorlar. Yani savcılığa suç duyurusunda bulunacak ama savcı onu nasıl, o dolandırıcıyı nasıl bulacak? Burada bir tabii Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu dolandırıcılıkla ilgili bir takım dairesi var. Dolandırıcılık yapan firmalarla işte bu işlerle sorumlu bir daire başkanlığı var. Bu daire başkanlığını bir arasın insanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki bu dolandırıcılıkla ilgili sorumlu ve görevli daire başkanlığını arasınlar. Onlardan destek istesinler. Ancak tabii biraz zor bir konu. Bununla birlikte tabii suçlara girdiği için tespiti de daha zor oluyor. Çok zor tabii. Çünkü firma gerçek adını orada vermiyor tabii. Gerçek adını vermiyor. Şimdi tabii burada dolandırılan yurttaşlar, dediğim gibi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dolandırıcılıkla ilgili görevli ve sorumlu daire başkanlığıyla görüşsünler. Ticaret Bakanlığı'yla görüşsünler. Şimdi aslında internet ve sosyal medya ortamındaki bu gibi dolandırıcılıkların önlenmesi lazım. Bu görev de dediğim gibi Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki ilgili dairenin, Ticaret Bakanlığı'nın bu dolandırıcılıkla ilgili önlemeleri konusunda gerekli. Bu işin tekniği vardır. Bu firmaları düzenli olarak araştırmaları gerekiyor, incelemeleri gerekiyor. RTÜK aynı zamanda, yani bir takım başka kurumlar da vardır. Bu kurumların, ilgili kurumların bir araya gelerek bu dolandırıcılığı önlemeleri konusunda da bir çalışma yapmaları gerekir. Sık sık tüketicileri, kamuoyunu uyarmaları ve bilgilendirmeleri gerekiyor. Ama ben şunu da buradan belirtmek istiyorum. Ne olursa olsun, ister bedava vermeye kalksınlar,
Yani ben açıkça söylüyorum. Bana bir malı bedava vermeye kalksalar bile ben internet ortamında, sosyal medya ortamında kesinlikle bir şey almam. Bakın bedava vermeye kalksalar bir şey almam. Şimdi tabii ki bir takım dürüst firmalar var. Belki onlar bana belki kızacaklardır, sinirleneceklerdir ama bu bir sorun. Yani öncelikli olarak bilinçli bir tüketicinin satın alacağı malı bir gözleriyle görüp incelemesi lazım. Eliyle dokunması lazım. Onu üreten ve satan firmaların biliniyor olması gerekir. Güvenli olması gerekir. Vatandaşların o firmaların güvenli, satıcıların, üreticilerin, ithalatçıların güvenli olup olmadıklarını araştırmaları gerekir. Tabii her vatandaş, her tüketici her şeyi bilemeyebilir. Ama soracak. Tüketici örgütlerine soracak. Tüketici Hakları Derneği'ne soracak. Ticaret Bakanlığı'na, Ticaret İl Müdürlüklerine soracak. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne soracak. İşte ilgili işte RTÜK'e soracak. Yani reklamı yapıldığı için. Yani ilgili kurumlardan bilgi alacak. Böyle bir firma var. Böyle bir reklam var. Böyle bir tanıtım var. Bu tanıtım ve reklam doğru mu? Böyle bir firma var mı? Yok mu? Bu firma dolandırıcı mı? Sahte mi? Diye bir araştırma yaparak çok zorunlu değilse alışveriş yapmaz. Ama çok zorunlu ise o malı ille de alması gerekiyorsa, ikamet ettiği ilde ilçede o mal yoksa ya da o mal çok pahalı ise, çok da gerekliyse bu araştırmayı yaparak, tam doğru ve eksiksiz bir araştırma yaparak o zaman firmanın güvenli olduğunu garanti edildikten sonra firmanın ve markanın bu kez alışverişi yapabilir. Ancak başka bir sorun çıkıyor. Diyelim ki firma güvenli. Böyle bir firma var. Marka var. Ancak şöyle bir sorun çıkıyor. Diyelim ki tüketici internet ortamında, sosyal medya ortamında bir malı sipariş verdiğinde kendi adresine sipariş verilen malı bir kargo getiriyor. Kargoya diyor ki kargo malı kapısına, tüketicinin kapısına getirdiğinde, sipariş veren tüketicinin kapısına getirdiğinde tüketici diyor ki haklı olarak kargoya, kargo temsilcisine, o paketi açar mısınız? Ben sipariş verdiğim malı göreyim. Sipariş verdiğim mal mı değil mi? Diye kargo bu kez açmıyor. Kargo bu kez o paketi açmıyor. Şimdi böyle bir yasal düzenlemede eksiklik var. Ancak sipariş verdiği firmaya diyecek ki lütfen kargoya söyleyin. Ben paketin açılmasını istediğimde paketi açsın ki bana göndereceğiniz malı göreyim diye. Şimdi böyle bir şey olur mu? Biz değişik ortamlarda bu konuyu sorumlu Ticaret Bakanlığı. Ticaret Bakanlığı ile birlikte yapılan ortak etkinliklerde, kendisinin yaptığı ortak etkinliklerde bunu sürekli vurguluyoruz. Bir yasal düzenleme yapın diyoruz. Tüketicinin için firmayla görüşsün. İşte söyleyin de kargoya kargo gelip efendim paketi açsın. Böyle bir şey olur mu ya? Kargo paketi açmak zorunda. Öyle bir yasal düzenleme olmalı ki tüketici sorsun ya da söylesin ya da istesin ya da istemesin tüketici. Kargonun temsilcisi tüketicinin kapısında paketi açmak zorundadır. Böyle bir yasal düzenleme olmalı. Biz bunu vurguladık. Buradan tekrar Ticaret Bakanlığı'na buradan sesleniyorum. İlgili ve yetkililere sesleniyorum. Tüketicinin isteğine bağlı kalmaksızın, talebine bağlı kalmaksızın, aç demesini gerektirmeksizin kargo tüketicinin kapısına getirdiği malı açsın. Bu konuda da bir zorunluluk getirilsin. Zorunluluk getirilmesine ilişkin bir yasal düzenleme yapsın Ticaret Bakanlığı. Ve ivedilik de bunu yapsın çünkü yani dolandırana vatandaş. Şimdi artış gösterdi. Değerli izleyenlerimizi bir kez daha uyarmış olalım. Özellikle evet. Alışveriş yaptıkları ya da araç kiraladıkları siteyi kontrol etmeleri oldukça önemli. Çünkü birebir kopyalama şeklinde yeni bir dolandırıcılık sistemi geliştirmişler. Kopyalama, taklit dediğim gibi yani çok artıyor bu. Firmaların adı kullanılıyor, markaları kullanılıyor, kopyalanıyor. Tüketici sanıyor ki işte o meşhur firma ya da o markası. Oysa değil. Ancak o biraz önce belirttiğimiz
araştırmalar yaptıktan sonra ilgili kurumlardan, işte böyle bir firma var mı yok mu, bu böyle bir tanıtım var, bu tanıtım doğru mu değil mi, firma o firma mı, marka o marka mı, ben ne yapabilirim falan diye doğru ve net bilgi aldıktan sonra ve de o firmanın reklamı yap, gerçekten o firmaysa ve de o firma güvenilirse, ancak gerekli teyitleri aldıktan sonra alışverişe devam etmeleri gerekiyor. Siz de bu konuda uyarıyorsunuz. Bu kez hani diyelim ki otomobilse, yani o reklamı yapılan otomobil gerçekten o otomobil mi? Çünkü yapılan reklamda bir takım sıkıntılar da oluyor. Gönderiler. Önemlisi o site gerçekten o site mi diye bakacak hale geldiler artık şu son gündemden gerçekten sonra. Gerçekten o site mi? Ama o site olsa bile o tanıtımı yapılan mal o mal mı gerçekten? Yani burada yalnızca sitenin ya da markanın ya da firmanın o firma olup olmadığı, o site olup olmadığı, o marka olup olmadığıyla birlikte o tanıtımı yapılan mal o mal mı? Gerçekten orada, çünkü tanıtımı yapılırken her oradaki gerekli olan özellikleri ortaya koyması lazım. Niteliklerini ortaya koyması lazım. Efendim, niteliğin şeyini, fiyatını belirlemesi lazım. Bu konuda olmakta fayda var, hele ki böyle bir süreçte. Süremizin sonuna geldik. Aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Toparlamak için son cümlelerinizi de alabilirim. Ben teşekkür ediyorum. Yani buradan tüketicilere şu çağrıda bulunuyorum. Tüketiciler lütfen derneğimize üye olsunlar. Derneğimize hemen her konuda yapacakları alışverişten önce her konuda lütfen arasınlar ve bilgi alsınlar bizden. Bilgi istesinler. Bize sorsunlar tüketiciler. Bize tanısınlar. Biz kendilerine bilgi vermekten mutlu oluruz. Bizim sorumluluğumuz, görevimiz bu. Ayrıca da tüketiciler, Tüketici Hakları Derneği'ne üye olurlarsa mutlu oluruz. Bizim amacımız Türkiye'de güçlü, bağımsız, etkili bir tüketici hareketinin oluşmasıdır. Tüketiciler bulundukları il ve ilçede bizim derneğimizin şubesini kurabilirler. En az 5 kurucu bir araya gelerek şubemizi kurabilirler. Bu konuda da biz kuruculara elimizden gelen her türlü desteği, yardımı yapmaya çalışıyoruz, vermeye çalışıyoruz. Tekrar teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Gündem programının sonuna geldik değerli izleyenler. Güncel gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.